biz hayırcılar korku tünelini gösteriyormuşuz. Evet. Peki 400 milletvekili vermeseniz Türkiye'de kaos olur diyen korkucular mıydı? Yani biz hayırcılar ya mıydı? Ya da terör biter diye. Terör, şimdi terör, siz evet demeseniz istikrar bozulur korkusu yaymaya çalışanlar hayırcılar mı? Bunlar çok gayri ciddi şeyler. Ayrıca yani Sayın Başbakan son başbakan olacaktır. Eğer bu değişiklikte inşallah geçmeyecek. Zaten o konuda her türlü şeyden eminiz ama böyle bir açıklama çok yakışıksız bir açıklama. Kaldı ki Türkiye'de şu var Elif Hanım. AKP'nin karnesi bozuk. Bakınız Oslo'da gizli görüşmeler yaptılar. Açığa çıktı. Ve arabulucu İngiltere'ydi. Yani Türkiye'nin en kritik konusunda başka bir arabulucu bulmuş görüşmeler yapıyorlardı. Ortaya çıktı hepsi. Evet. İki, Habur'da bir rezalet çıktı. Çadır mahkemelerini Habur'a götürdüler ve Türkiye'nin yüreği ağzına geldi. Bu bir başka bir rezalet. Dolmabahçe. Üç, APO'ya heyetler gönderdiler ve APO'nun mesajını Diyarbakır'da okutturup alkışlattılar. Bu başka bir rezalettir. Daha da kötüsü sanki biz Mondros Mütarekesi anlaşması imzalanıyor diye Dolmabahçe'de Türkiye'nin önüne o kareyi koydular. Peki. Bu başka bir. Şimdi burada gerçekten bir samimiyet testi gerekiyor. Bu lafı söylediğiniz anda benim de bunu söyleme zorunluluğum var. Bir kişinin saltanatı için, güç hastalığı için bütün Türkiye'nin rejimi değiştiriliyor. Bu seçim bir AKP'nin, CHP'nin seçimi değil ki. Bu bir genel seçim değil ki. Bu Türkiye'nin mi yoksa bir adamın hırsı için mi yapılan seçim? Demokrasi için mi, otokratik, diktatörlük için bir seçim? Yani millet AKP'nin seçmenini böyle çok şey görmemek lazım. MHP'nin seçmenini çok görmemek lazım. Bakınız artık parti bağlantısının ötesinde bir durum ortaya çıktı. Çok büyük bir kesim buna artık hayır diyecek ve bu gerçekten sandığa gömülecek. Ve artık Cumhurbaşkanı da normal sınırlarına çekilmiş olacak. Çünkü Türkiye çok yoruldu. Bu bizi çok yordu. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi tabloyu çıkarmaya çalışırlarsa çalışsınlar, şunu kimseye anlatamıyorlar. Bu bir kişinin sevdası yüzünden. Ya Türkiye niye bu kadar baskıya maruz kalıyor? Türkiye'nin rejimi niye değişiyor? Ne eksik Cumhurbaşkanı'nın elindeki şimdi ilave yetki alıyor? Her şeyi yapıyor. Yani bu artık orada mecliste baskı altına alıp evet diyen milletvekillerine benzemez AKP seçmeni. Sayın Başbakan grubunu her gün baskı altına tuttu. Güya anayasa değişikliğinde. Sayın MHP lideri bütün gece orada geldi ve grubunun başında durdu. Ve adeta orada açık oy kullanıldı. Her türlü şey yapıldı. Anayasaya aykırı her türlü şey yapıldı. Şimdi hala böyle bir ifadenin kullanılmasını ben çok çok yakışıklı bulmuyorum. Herkes her şeyi gördü. Şimdi bu Türkiye'nin gidildiği anda da Türkiye'nin hayrına olacak inşallah. Evet.